Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fındık ezmesi yapacağım. Yapımı çok basit, bir o kadar da lezzetli. Yaklaşık 250 gram fındığım var. Fındıklarımı önce bir güzel fırında pişirdim. Çok fazla aşırı olmama kaydıyla kabuklarını soydum. Sıcak sıcak blenderımın içine koydum. 5 dakikalık öğütme işleminden sonra yağını koydum. Yağ olarak hindistan cevizi yağı ya da badem yağı kullanabilirsiniz. Favorim bu ikisi ama bunlar yoksa normal sıvı yağ, sıvı yağ kullanmıyorsanız da zeytinyağı koyabilirsiniz. yalnız zeytinyağının ölçüsünü fazla kaçırmamak gerekiyor. Hiç koymayabilirsiniz. Çünkü zeytinyağının bir baskın zeytin kokusu olduğundan dolayı e, tadını beğenmeyebilirsiniz fındık ezmesinin. Benim çok fazla kokusu yoktu zeytinyağımın o nedenle e, bir miktar koydum. Koymayabilirsiniz de tekrar söylüyorum. Tatlandırmak için bal kullandım öncelikle. Normal yemek kaşığı olarak 2 yemek kaşığı yeterli oluyor. Benim kaşım biraz küçük olduğu için 3 kaşık koydum ben. Ayrıyeten bal yetersizse e, dilerseniz pudra şekeri de koyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış pudra şekeri koymayabilirsiniz de. Ayrıca ben burada çekmeyi unutmuşum. E, bir tatlı kaşığı kadar tayin koymuştum içine. Yine dediğim gibi koymayabilirsiniz de. Sadece fındıkla da yapabilirsiniz bunu ama fındık e, fıstık ezmesi gibi çok böyle e, tatlı olmuyor. Hani içine biraz böyle tatlı bir şeyler koymanız gerekebiliyor. Aromasını daha güzel tutturuyorsunuz o şekilde. E, dediğim gibi şeker hani bal hiçbir şey koymadan da yapabiliyorsunuz. O şekilde de çok güzel oluyor gerçekten. E, bu öğütme işlemi yaparken ben e, şunu fark ettim. Bu şekilde elime alıp sallayarak öğütürsem e, kapağını sürekli açıp yukarıya e, yukarı çıkan fındıkları kaşıkla aşağı indirmeden e, öğütebiliyoruz. Daha kolay oldu. Sürekli kapağını açıp kapmak zorunda kalmadım. Benim için tadı yeterli olmadığı için e, bir kaşık kadar, yemek 1 iki yemek kaşığı kadar pudra şekeri de ilave ettim. E, şu anda bakın aroması olmak üzere daha bir akışkan hale geldi. Zaten akışkan hale gelince yukarıya doğru çıkmıyor fındıklar. Direkt aşağıda e, homojen bir şekilde karışıyor. Karıştırma işlemim bitti. Gerçekten efsane bir şey oldu. Bakın şu anda baya bir akışkan ekmeği sürülebilir hale geldi. Ben bu şekilde daha çok seviyorum. Bazıları daha pütürlü olarak seviyor. Ekmeği sürülebilir hali benim daha hoşuma gitti. Çocuklar için de gerçekten sabah kahvaltılarında besleyici oluyor. Biz ailece gerçekten fıtık etmesini çok seviyoruz. Sürekli aldığımdan dolayı kavanozlarım da mevcut. E, bu tarifi gördükten sonra artık hazır almıyorum ama kavanozum da hazır. 250 gram yeterli olabiliyor. Bir de bunların içinde katkı maddesi olmadığı için çok uzun süre kullanmamız hani gerekir diye düşünüyorum. Yaklaşık bu şekilde buzdolabında e, 2-3 hafta kadar kullanıyorum. Ben yani çok da sıkıntı olmuyor. Tadında bir değişiklik olmuyor. 3 hafta bulmuyor gerçi daha erken bitiyor ama ne kadar az yaparsak o kadar çabuk tüketilir diye düşünüyorum. 250 gram fındıktan yaklaşık e, yarımdan biraz fazla olacak şekilde kavanozum dolmadı bile. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Afiyet olsun.